Veysel Pürenli çifti de programımıza başvuruda bulundu. 27 yıllık evliliklerinde 18 yaşındaki kızları Rüveyda'nın kayıp olduğunu söyleyerek geldiler. Rüveyda'yı bulduk, hatta daha aile yayına çıkmadan Rüveyda'yı bulduk, ayağına gittik. Sonra Rüveyda buraya geldi, ailesiyle yüzleşti. Şimdi yan yana oturuyorlar. Rüveyda bir karar verecekti. Düşündü, taşındı ve kararını verdin mi? Evet, verdim. Kararım şu, daha doğrusu ailemin bana sunduğu teklif buydu ve kabul ettim. İzmit'te annem, ben, kardeşim birlikte yaşayacağız. Ailene geri dönüyorsun. Evet. Zor bir yoldu, ikna edilemez bir süreçti. Ama bir noktada uzlaştınız. Evet. Siz bu kararına, yani Rüveyda'nın geri dönme kararından memnun musunuz? Memnunuz. Çok memnunuz. Memnunuz, çok memnunuz. Sizlere de teşekkür ederim. Sizlere ve ekip arkadaşım Allah çok teşekkür olsun. Ederim. Allah razı olsun. Emeği geçen bütün herkese teşekkür ediyorum. Vallahi ben çok mutluyum. En azından Rüveyda, seninle ilgili artık gözüm arkada kalmayacak. Güvenli bir yerde ailenle, yakınların olduğunu bilmek benim için yani en büyük bir mutluluk. İnşallah tüm hayallerine kavuşursun. Ve inşallah da siz de ailece, artık gençler değişiyor, hayat değişiyor, çağ değişiyor. Yaşadığımız bir toplum ve bir kültür var ama o bile zaman içerisinde değişkenlik gösteriyor. Siz de çocuklarınızı anlarsınız, dinlemeye çalışırsınız ve uzlaşırsınız. İnşallah. İnşallah. Yolunuz açık olsun. Teşekkür ederim. Mutluluklar diliyorum. Seni de çok öpüyorum. Ben de. Şimdi üniversite sınavına hazırlanacaksın. Evet. Senden o müjdeli haberi bekliyorum. Bir. İki, konservatuar hayalim vardı. O hayalim de gerçekleştirecek mi Veysel İnşallah abi? İnşallah gerçekleştirecek. O anlamda ben arkasındayım. Kısıtlama var mı? Hayır, asla. Önce ona güvenin. Evet. Tamam mı? Tamam. Güvenmekten de vazgeçmeyin. Asla. Çünkü güven çok kıymetli bir duygu. Yani. Çok zor kazanılıyor ve çok kolay kaybediliyor. O yüzden sizden ricam, lütfen anlayın, dinleyin, uzlaşmaya çalışın. Buyurun. Anne baba olarak tabii yaşadığımız yerlerde hepimiz Müslümanız elhamdülillah. Bazen eğitim konusunda, dini eğitim konusunda baskıcı olabiliyoruz. O yüzden de anne babalar olarak sizin nezdinizde sizden ricam, Diyanete bağlı olmayan kurslara evlatlarınızı teslim etmeyin. Evet. Çünkü o gelişme sürecinde olan evlatlarımızda farklı yönlere gidilebiliyor. Bunu devlet olarak da çok acı tecrübe Yani o dini eğitimin adı altında aslında gençlerin bazen beyinleri yıkanıyor, amacının dışında şeyler öğretiliyor. O yüzden ne olur hassas ve dikkatli olun. Tamam. Yolunuz açık olsun. Sağ olun. Burada bütün herkese teşekkür ederim. Esra Hanım, öncelikle size ve ekip arkadaşım hepinize teşekkür ederim. Saygılar duyuyorum. Ben de saygılar, sevgiler gönderiyorum. Yolunuz açık olsun. Buyurun aileyi. Ayrı geldiler ama birlikte uğurluyoruz sevgili seyirciler.